Hanımlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, sizi böyle karşıladı bizim güzel gelinimiz. Tansiyonunuzu ölçtüm, benim ölçtü de. Benim de ölçmeye çalıştı ama kendisi ölçmedi. Ben izin vermedim. Niye benimkini ölçtün? Ben onunkini ölçtüm. Sen az değilsin. Şey yaptı galiba, biraz heyecanlandı. Evet, olabilir. Ay, heyecanlı yaptı. Bir problem olmadı. Bir de kızlar tansiyonlarını ölçtürmediler. Öyle belki mi? Ben sana söyleyeyim sebebini. Biraz duygusal bir konuya girdik biz. Öyle mi? Evet. Bir ablası var, özel bir kişi. Yani bir sağlık sorunu sebebiyle. Tabii ki onun kalbinde sadece sevgi olduğunu biliyoruz, evet. Düşünüyoruz. Ve biliyor musunuz, en çok bizi seviyor ve bizi izliyormuş. Sağ olsun. Adı da Ceylan, Ceyda, Ceylan. Çok güzel isimler. Cansu Atakan. Öyle mi? Evet. Ay. Kaç yaşında Ceylan? 32 yaşında. 32 yaşında ve tek hayali gelinlik giymekmiş. Ay yavrum. Ay. Ya. Aynen öyle. Şimdi o güzel kardeşime ben bir sürpriz düşündüm vallahi sen gidip kızları karşılarken. İnşallah onu hayata geçirmeyi planlıyorum. Sen de uygun bulursan tabii ki. Çok isterim. Çok istersin. Evet. Tamam. Tahmin ediyor musun? Ettim şu anda. Konuşacağız zaten bunu. İsterseniz gün başlasın. Hediyemi takdim edeyim sana. Tansiyonun nasıldı bu arada? Birazcık yükselmiş arkadaşımın tansiyonu. Evet. Öyle mi? Öyle. Senin bakılmadı yani tansiyonun. Bakamadı sonuçta. Evet. Ama benim şu an normal. Aslı Hanım harikasınız. Canım. Gerçekten harikasınız. Bu kadar uyumlu yani. Bakar mısınız? Aynı renkler. Evet. Tamam. Sevdin mi? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Odana uyuyor mu? Uyuyor. Ay, evet. Salonla uyudu da. Uyuyor. Odamda da kahve bu tonlarda. Göreceğiz inşallah. İyi çok günlerde kullan bir tane. Tamam. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sen istersen geç bir sunuma başla. Olur. Tamam mı? Devam edecek tansiyon aleti. Aynen. Kahvede ilerleyecek galiba. Böyle bir güzel elbiseni görelim. Kahve evet. Sunumundan sonra çıkaracağım arkadaşlar. Peki. Salına gitti aslında. Güzel karşıladı mı sizi? Ben güzel bulmadım daha doğrusu. Neden? Daha girişte gözlerim kanamaya başladı. Neden? Yani yanlış bence öyle yapması. Tansiyonlarımızın yükseleceğini kapıda belirtti zaten kendisi. Şimdi kendisi eczan teknikleri. Mesleğine bir atıfta bulunmuş bence. Mesleğine bir atıfta bulunmuş. Böylelikle biz de güzel mesajlar verdiğimizi düşünüyorum. Değişiklik evet aslanım. Evet, dünden beri sen nasılsın? Gayet iyi. Motivasyonum çok yüksek zaten. Yeni atlattın, rahatladın. Evet. Vallahi finale bir gün kaldı. Neslihan'cığım sendeyiz. Yarın neler olacak? Bak ben bunu açıkça buradan itiraf ediyorum. Senin mimar olman, eşinin mimar olması tabii ki bizim beklentimizi epeyce bir yükseltti. Evet. Bizi nasıl bir ev bekliyor? Ekonomik olarak nasıl evi dönüştürebiliriz, değiştirebiliriz? Evet. Sana sorularım olacak. Bence çok faydalı, çok güzel. Samimi bir program olacağını düşünüyorum. Ben de bununla ilgili ekstra bilgiler vereceğim aslanım. Zaten özellikle sen de mutfak kısmında. Bu sebeple bizim evet. Programımızda olduğunu tahmin ediyorum. Evet. Kolay gelsin Ceyda. Türk kahvesi mi yapacaksın? Evet, ben normal Türk kahvesi yapacağım. Mihriban kahve içmiyor ama. Ona farklı bir şey düşündün mü? Erik kompostosu var. Onu içebileceğini düşünüyorum. Erik kompostosunun yanındakiler ne? Onlar arkadaşların tansiyonları oynadığı için yerine belki gelir diye bir dil altı olarak oraya bıraktım onları. İlaç mı vereceksin yani? Draje diyelim. Draje olduğunu söyleyeceksin ama değil mi? Yani onu anlayabilecek zeka seviyesindeyseler anlarlar diye düşünüyorum. Drajeye çok benzeyen ilaçlar da var. Normal bir draje verdim ama arkadaşımız onu anlamayıp ilaç zannedebilir gerçekten. Büyük risk alıyorsun bence. Alacağın tepkiler seni korkutmuyor mu? Korkmuyorum. İstedikleri şekilde gelebilirler. Herkesin 4 gün, 3 gündür savunduğu şey benim zevkim, benim isteğim. Ben bu şekilde uygun gördüm. Böyle servis yapacağım. Kompostoyu sen mi yaptın? Hayır, yardımcı ablamız yaptı. Yardımcı abla derken? Çocuklarıma bakan, aynı zamanda bana yardımcı olan bir ablamız var, o yaptı. Sohbetine doyulmuyor ama ben artık içeri geçiyorum. Salonda görüşürüz. Görüşürüz. Çok güzel olacak o zaman yarın. Kızımız da geldi.
yalnız zigonların orijinalliği, hoşluğu. Ne diyorsun Mimar Hanım? Evet çok güzel ama ben odayla uyumlu bulmadım. Ve parça olarak. Evet, güzel, evet. Parça olarak çok parça güzel. Parça olarak. Ben aynen de çok beğendim. Evet. Ya bunlar ne peki? Bunların içinde neler var? Şöyle göstermek istiyorum. Tadına bakıp öğrenebilirsin. Tadına bence bakmak istemiyorum bilmediğim bir şeyin. Söylersen yorumlamak için buradasın, bakmak zorundasın. Ben senin o iğrenç kahveni içtiysem. Yani şurada köpüksüz bir kahve, bilmediğimiz şeyler. Açıp baksana hayatım, gözlerin yok mu senin, ellerin yok mu? Neyine bakacağım bunun? Kokusundan anlayamıyor musun? Ben kokum alayım. Kıracak varmış buraya. Bakayım. Hmm. Bunlar ilaç niyetine galiba. Aynen, tansiyonu yükselecek ya birazdan. Aynen, belli zaten yükseleceği de. Benim kahveme iğrenç dedi ama kendini yaptığı doğru değildi. Ben ilaç kutusunda bir şerbet içmek istemiyorum. Çünkü ne kadar temiz olabilir ki, hijyenik olabilir ki. Saymen'in kahvesi gerçekten çok iğrençti. İçinde kahve telvesi bile yoktu. Zaten içmedim. Onun dışında onun bana yaptığı hiçbir yorumu doğru bulmuyorum. Kafaya dikerek mi içeceğiz yoksa? İçebilirsin, evet. Yok, kaşık getirsin sana. Bunlar ne oluyor? Bunu aslında şey seni derdi düşünerek yaptık. Erik kompostosu var bunun içinde. Ya. Hem süt yapıyor. Bebişin olduğu için bunu vermek istedim. Zehirlenmeye hazırım aslanım. Vallahi yani bir de Aslinel'le gelin evi yazıyor. Hiçbir şey olmaz. Hazır mıyım aslanım? Evet. İçeyim mi? Hadi birlikte içelim mi? Bir, iki, üç. Ha, tadı güzel aslanım. Bana bak, psikolojik olarak öksürüğümüz varsa gider. Öksürük sürgü şişesi gibi. Psikolojik olarak öksürük varsa gitti. Ancak onun getirdiği ilaçlar ilk etapta baktığında plasebo etkisi yaratır. Kimse de yani bence ama güzel ama. Aslanım, isterseniz plasebo ne demek kısaca açıklayayım. Plasebo, fiziksel etkisi olmayan bir ilacın sadece hastanın zihinsel inancı veya beklentisiyle ortaya çıkan olumlu etki demek. Aslanım, bir şey söyleyebilir miyim? Herkes şokta. Bugün 4. gündeyiz. İlk 3 gün tamamen aynı bardaklarla sunumlar yapıldı. Bir farklılık olsun. O da kadeh ya. Aslanım. Vallahi çok. Ya kadeh ama en azından farklı arkadaşım, yani. Tamam. O ilaç kadar kutusu yüksek. Tamam. İlaç ya da serum koysaydın tamam olacaktı. Yani. Ben belki soda içmeyen olursa bunu içsin diye. Yok, ilaç kutusu, ya da bunu evet içmeyen onu içsin diye koydum. Çok güzel ama şimdi mesaj ne oldu ben bilmiyorum. Şimdi biz hasta mıyız? Onu mu iman ediyoruz? Bunda ne aslanım? Bunu da bir bakayım. Bunu da. Bak canım bak. Dreja aslanım. Bu da çok. Oh ye, afiyet olsun güzelim. Pembeden yiyorum aslanım. Tamam, pembeden. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl buldunuz kızlar? Ben şaşırdım açıkçası. Çok şaşırdım. Çok orijinal. Amacım buydu zaten. Evet. Amacıma ulaştım. Ben beğendim aslanım. Vallahi çok güldük en azından. Ben evet ya aslanım. Yani en azından değişik. Vallahi ne kadar güzel, kendi mesleğine aşık bir hanımefendisin. Böyle de bir espri düşünmüş. Tabii ki sunumu kahve ve yanındaki drajeler. Bence bir espri olmuş. İlaçlar bugün değil, haftanın tamam 4. günü. Ondan İlaçlarla sonra. İlaçlarla ayakta kalacağız. Efendim? İlaçlarla ayakta kalacağız sen. Ya evet, evet. Ayşe, ben seni düşündüm aslında. Ben de değişik buldum. Ama bilmiyorum, misafir hani daha şık bir sunum olabilirdi ama evet farklı. 3 gündür biblo gibi gelip gidiyor bu tepsiler. Kimse evet dokunmuyor bile. Ben de zaten bakın, arkadaşın da istediği gibi suyunu da getirdim. Soda içmiyor ya. Herkese özel bir tabak hazırladım. Biblo gibi demeyelim. Tamam yani oraya bir şurup. Bu haksızlık olur yani. Bir şurup yani şişesi koydum. Gerçekten. Bir tane ilaç kutusu koydum. Yani hayatım tamam. Yani artık 45 dakika sürdü kahvelerin hani gelmesi. Eskide kaldı. Günümüzde değil ve kullanışlı değil. Ben seviyorum. O benim zevkim. Hayatım ben sana barajı sundum. Misafirler için benim sunum değil ama bu yalnız. Benim gerçekten benim değil tercihim. Bizim sunumlarımızı beğenmemiş açıkçası. Biblo gibi dedi ama bence o sunum ne demek bilmiyor. Yani getirdiği sunumdan da belliydi. Birazcık ona zevkler ve renkleri öğretmemiz gerekecek. Ben de birazcık sunumu basit buldum açıkçası. Evet. Senin özel bir misafirinin. Şurup şişesiyle o tabakları bu arada bağdaştırdım. O yüzden. Öyle mi? Renk salonuna uyuyor galiba açıkçası. Ya biz sağlıkçı olarak bunları her yerde kullanmak zorunda değiliz. Her yerde kullanmıyorum. Hayat, yani ben biz her misafiriz gün, canım. İstemiyoruz olan belki böyle şey insan merak değil ettim zaten. İstemiyoruz belki. Ceyda, özel yap. Ceyda, İçme. Bir şey isteyeceğim. İçmiyoruz tamam zaten. Öyle bekliyor. Ne istiyorsan yorumlama o zaman. Ceyda. Ceyda. Bence sen susmalısın. Sen susacaksın bugün. Saymayı sürekli susturmak istiyorum. Çünkü yorumlarını boş, gereksiz buluyorum. Sesini bile duymak istemiyorum. O yüzden de sürekli susturuyorum. Varlığı yokluğu bir insan. Bugün çok bunlar kullanılmış zaten mı yoksa? Emziğini evde unuttum galiba. Ben sana dans getireyim mi? İster misin?
hepsi. Değil bacım, sakin ol. Efendim hayatım, sakin ol. Özür dilerim. Tansiyon canım. Aletiyle ölçtüm bizi ama çıkan senin tansiyonun oldu. bunlar kullanılmış mı yoksa sıfır? Hayır canım, onlar sıfır geldi. Tamam, onu merak ettim. Hiçbir şekilde kullanmış yoksa, şey yoksa hani ilaç kutusu olup da... Hepsini aynı ilaçtan bulamam herhalde. Ama yani ben, hepsi sıfır. Ama şu an ben psikolojik olarak kendimi hasta, seni önlüklü doktor... Bilmiyorum nereye yapmalıyım. İnşallah şey yok. Sen de gizime yapmayın. İğne yok değil mi? İğne yok. Yani şu an iğne yok. Yani her an iğne ben çıkaracağım herhalde. Aslanım iğneyle alakalı biraz sonra ama o bende olacak kalacak. Olacak mı iğne? Size olmayacak. Benimle alakalı bir şey bu. Yani öyle mi? Ben birazdan buraya aslanım devrilirim. Hasta moduna geçeyim. Yani artık devrileyim mi şöyle? Devrilebilirsin hayatım. Gel. Gel ya. Gerçekten biraz önce söylediğin gibi tansiyon aleti mesela bu etkisi yaratılmış evet, oldu. Aslanım. Şu anda sakinleşti ama bakın buyurun. Evet bir şey oldum aslanım. Bir şey oldum. Sakin oldum biliyor musunuz? İçine bence farklı şeyler de katmış olabilir. Allah Allah. Yani şu acaba yani gerçekten şeker teyzemizin yaptığı bir erik kompostosu ve ben eline de bir sağlık gerçekten. Ver seninkinden ver bakayım. Yüksek tansiyon düşürür. Şurubu ver. Ya şurubu size var ya size aldım. Hiçbir şey sökmez vallahi. Bakayım şu drajelerden. Doktorumuz da yanımızda. Hatta beyazını alayım. Şöyle. Ah. Çikolata. Çikolata değil mi aslında? Çikolata çocuğum. Yok bir şey. Afiyet olsun. Ne kalabilirim ben buna ya? Evet kaça mal ettin canım bu sunumu? Ya bunları kendi çalıştığım yerden getirdiğim için daha ücretini tamam. ödemedim. Fincanları soruyoruz. Şaka yapıyoruz. Fincanları 200 TL'ye aldım aslanım. 200 TL'ye. Bardakları? Evet. Bardakları kız kardeşim hediye aldı ama 150 TL'ye aldı biliyorum. Tamamdır. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Salon yorumuna geçiyoruz.